girmeyeceğim bu olaya. Evet. Dünyanın en fakir ülkesi Burundi. Gördüklerimi asla unutmayacağım. Neymiş bakalım. Ruhi'nin bu videosunu inceleyeceğiz bu arada dostlar, evet. Bugün bayağı bir atmışsınız Instagram'dan. Gerçi Instagram'da da paylaşmadık ha bu arada yayın olduğunu. Öyle bildirim gitmiyor çoğu zaman YouTube'dan. Bazı arkadaşlara artık telefonlarını mı güncellemiyorlar, YouTube'u mu güncellemiyorlar bilmiyorum ama bazı arkadaşlara bildirim gitmiyor. Bak son videonun altına da koymamışım yayın şeyini. Neyse. Ha koymuşum lan. Tamam. Problem yok. Bu ne lan? Evet. Şu ışığımızı kapatalım. Sonra başlayalım. Merhabalar. Chat'in bu arada slow motion'unu falan kapattım hepsini, haberiniz olsun. Şu Allah'ın cezası bilgisayarda sürekli şey olup durmasa, internet daha doğrusu. Heh, tamam. Evet. Dilediğince yazabilirsiniz. İstediğiniz kadar yazın. İsterseniz yavaştan Ruhi Çenet'in şu videosunu incelemeye başlayalım. Ruhi'nin bir ara İngilizce kanalını da incelemek istiyorum ya. Bir baktık böyle ufak tefek, çok güzel videolar atmıştı. Gerçi Türkçe olan videolarını sadece İngilizceye çevirmiş de. Yani bir ara detaylı bir şekilde kontrol ederiz. Dünyanın en fakir ülkesi Burundi. Gördüklerimi asla unutmayacağım. Herkes izlemiş zaten o videoyu. Ben yeni böyle çok sevdiğimiz kanallar video yükleyince dostlar, sizin de bildiğiniz gibi şey yapmıyorum hani. İzlemiyorum canlı yayında falan izlemek için. Neydi lan? Ha, ses midi ayarları. Dışarıya geliyor da ses. Onu hemen... Arkadaşım niye böyle yapıyorsun? Bunlar bu arada yayında ayarlanması gereken şeyler. Yayından önce niye ayarlamadın diye saçma sapan şeyler söylemeyin. Zaten yayında ayarlanması gerekiyor bunu, yoksa ses bozuluyor. Hadi başlayalım. Ben izlemedim. Tabii izlemeyenlerle birlikte... Bak şöyle düşünün. İzlediyseniz bile şu an benimle birlikte izleyeceksiniz. Yani yorumlama. Hani sanki sevdiğiniz filmi sevdiğiniz bir insanla izliyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yani öyle düşünün. Ben izlemedim sizle birlikte izleyeceğim diye. Tabii düşünce yani. Merhaba. Ben izledim çok. Bir daha izledim. Ben Ruhi Çenet. Dünya Bankası... Yorumlu bir şekilde izlemedin. IMF ve daha birçok resmi kurumun analiz raporlarına göre son 62 yılda neredeyse her yıl dünyanın en fakir ülkesi seçilen Burundi'deyiz. Yaklaşık 12,5 milyonluk bir nüfus... 62 yıldır. Türkiye kaçıncı sırada acaba? Fakirlik sıralamasında. Nüfusa sahip ve insanları o kadar büyük bir fakirliğin içinde yaşıyorlar ki mutluluk endeksi raporlarına göre dünyanın en mutsuz ülkesi olarak biliniyorlar ve çalışan ortalama bir vatandaşının aylık geliri $15 civarında. Sen şaka yapıyorsun. Muhtemelen var ya, deli gibi çalışıyorlardır ha. Bütün Afrika ülkeleri öyle. Bu kakao üreticilerini falan biliyor musunuz? Onlarla alakalı herhangi bir bilgi vesaire. O dışarıda böyle marketten alıp böyle zevkle yediğimiz çikolataların gerçekten üreticileri dostlar. O kakao üreticileri çikolatanın tadını bilmiyor, biliyor musunuz? İlk gördüğümde çok üzülmüştüm ya. Hala üzülüyorum da hani bir 150 kere maruz kaldığım için, belki 10 yıl önce gördüm videoyu. Adam şey diyordu böyle, çikolata ikram ediyorlardı adama, kakao üreticilerine. Adam şey diyordu ya, o kadar koydu ki bu laf. Ne demişti ya? Buffy senin ben... Sevgi şunu alır mısın? Çık oradan. Oradan. Çık oradan. Lan oğlum çık. Şunu alsana ya. Şey yap. Kapıyı kapat ya, tamam. Vazgeçtim, kapat. Modeme dokunma. İnterneti götüreceksiniz. Çık. Bu çok yaramaz olmuş bugün ya. Ayı. Neyse. Sevgi kız kardeşim dostlar. Kız kardeşim yanıma geldi de. Ne diyorduk? Şunu diyorduk, evet. Çikolata uzatıyorlardı adama, kakao üreticilerine. Adam şey demişti. İşte beyaz insanların ciltlerinin neden bu kadar sağlıklı olduğunu şimdi anladım. bunun tadı mükemmel falan demişti, düşünün. Günde 1 dolara falan çalışıyorlar yani, öyle söyleyeyim. Ve yediğimiz çikolataların hepsi o insanlardan geliyor. O insanlar kakaoları toplamamış olsa çikolata yiyemeyeceğiz. Ama gel gör ki işte adalet. İşsizlik oranı bilinmese de her 3 kişiden birinin işsiz olduğu tahmin ediliyor. Şanslıysanız tüm ay gece gündüz çalışıp sadece 15 dolar kazandığınızı ve 8 kişilik bir aileye bakmak zorunda olduğunuzu düşünün. Dünya... Evet. Şey diyebilirsiniz, neden bu kadar çok çocuk yapıyorlar bu kadar fakirlik arasında? Bunu ben de zamanında araştırmıştım meraktan. Çünkü bakıyorsun işte Afrika'da açlıktan ölen milyonlarca insan var. Ama hepsinin böyle bir sürü çocuğu var. Yeni doğmuş çocuğu vesaire de var. Dostlar, bunun sebebi, araştırma yapıyor işte bu konunun uzmanları neden böyle diye. Tamamen içgüdüsel, soyun devamlılığı için yapıyorlar. Yani keyiflerine göre bu insanlar çocuk yapmıyor. Veya ikinci bir sebep olarak da, tabii bu küçük bir sebep ama yine bu da bir sebep. Hani belki o çocuk ileride ne bileyim zengin olur, para sahibi olur da bize ve kardeşlerine de bakar mantığıyla yapıyorlar. Tamamen içgüdüsel. Dünyanın en fakir ve en mutsuz ülkesine hoş geldiniz. Ülkedeki asfalt piste sahip tek havaalanı olan Bujumbura Uluslararası Havaalanı'na indiğimizde bilgi ekranına bakmakla şaşırmıştık. İşletim sistemini bir ücret ödemeden demo kullanıyorlardı. Otele geçerken gördüğümüz bir kazada bir grup çocuk araba çarpmış bir köpeğin etrafındaydı. Resmi adıyla Burundi Cumhuriyeti, Doğu Afrika ile Afrika'nın büyük göllerinin kesiştiği Büyük Rift Vadisi'nde, Afrika'nın kalbi konumunda. Yaklaşık 39 bin kilometrekarelik Konya'dan bile küçük olan ülkenin yüz ölçümü sadece 27.834 kilometrekare. O yüzden hemen hemen herkes tarımla uğraşsa. Köy kadar ya neredeyse. Sada, ya köy değil de işte birkaç köy kadar. Dağlık alanları da çok olan bu coğrafya 12,5 milyon kişinin karnını doyurmaya yetmiyor. Yaklaşık 380 bin kişilik nüfusuyla en kalabalık şehir olan Bujumbura'nın merkezindeki Buterere bölgesindeyiz. İlk göze çarpan detay her yerde çocukların olması. Mahallenin çocukları... Abi kıyafetleri yok ya. Balık tutmanın peşinde. Ülke nüfusunun %65'lik kısmı 25 yaşın altındayken %45'lik kısmı ise 15 yaşın altındadır. Sadece %3'lük kısım 65 yaş ve üzerindedir. Oynayacakları pek bir oyuncak yok. Çomakla lastik çevirenler, bira kapağıyla masa oyunu oynayanlar, plastik şişelerden oyuncak araba yapanlar ve içi boş bir lastikle futbol oynayanlar. Daha 10 yıl önceki Birleşmiş Milletler verilerine göre halkın ortalama yaşam süresi yaklaşık 49 yıldı. Bayağı az bu arada, özellikle günümüzde çok az. Yani şu anda ortalama yaşam süresi 70-80 yıl, hatta gitgide de artıyor. Bundan 20 sene sonra belki 100 yıl falan olacak yani. Halkın yalnızca %7.6'sının elektriğe erişimi olduğu için... Yüzde kaç? O elektrikte mi sıkıntılı? Yaklaşık 49 yılda. Burada halkın yalnızca %7.6'sı... %7'si 10'da biri bile değil ya. 10'da biri bile değil. ...elektriğe erişimi olduğu için mahalle telefon şarj noktaları göze çarpıyor. 2021 yılını geride bırakmış olmamıza rağmen çoğu kişi hala akıllı telefon kullanmıyor. Hatta uçaklardaki örneklemeler bile eski teknolojilerin temsiliyle yapılıyor. Buterere'de şehir içindeki bir pirinç tarlasındayız. Bujumbura'yı beslemeye çalışan insanlar. Ülkenin yaklaşık %86'sı burası gibi kırsal alanlardan oluşuyor. Çalışan nüfusunun ise neredeyse %90'ının işi tarım. Osman birlikte yayın yaptık. Dünyanın en fakir ülkesinde ortalama bir çiftçinin evini görmek için harekete geçiyoruz. Çiftçi bu arada, ortalama bir çiftçi. Yani ülkenin en zengini olabilir. Bu şehrin daha doğrusu en zengini olabilir. Ortalama çiftçi. Let's go. We're fine. Yağmur yağdığında ıslanmaktan başka çareleri olmayan evsizler var. Yağmur suyunu fırsata çevirip duş alan bir çocuk görüyoruz. We can get in the house. This is their house. Yeah, this just their one house. Room. There are 80 people living in this house. It means 80 children, 2 parents. This is their bed. This one. So they just, you know, spread it and sleep on it. Abi her türlü hastalık çıkar ya, çıkması da çok normal, muhtemelen var da zaten. Bu TLC ile alakalı bir yayın yapmıştık ya, inanılmaz bedenler hep böyle fakir ülkelerden çıkıyordu. Çok garip grup hastalıklar, tedavisi olmayan. Çok normal yani. This one for them. So they have another one. This for children. So 80 children sleep on this. Oh. They took it from the garbage there. These old 8 children belongs to her. 8 children belong to her. Yeah. What is his name? How old is John? He's 58. He's a farmer. How much does he earn per month? Oh yeah. $10 kazanıyormuş ayda. How old is the eldest? What does he do now? He has gone to garbages to collect different things. Thank you for your time. What does he want to say to the camera? Metin abim kanaldaki 20 farklı kullanıcıya birer aylık abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler abi desteğin için. Hoş geldin ayrıyeten yayına. Abonelik edince chat'lerden canlanıyor şerefsizler. Açlıktan 2 çocuk. Fasulye eken John aylık $10 maaş ile ailesini geçindirmeye çalışıyor ve ailenin 10 üyesi tek bir odada yerde yatıyor. Elektrik bağlantısı dahi yok. Ama John'un durumu birazdan göreceğimiz diğer birçok insana göre yine de daha iyi. Afrika'nın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesi olan Burundi'de her yerde insanlara rast gelmek mümkün. 1 kilometre kareye 451 kişi düşüyor ve bu insanların %70'inden fazlası fakirlik sınırının altında yaşamakta. Her 20 kişiden biri yetersiz beslenmekten, açlıktan hayatını kaybetti. Ya çocukları görünce dayanamıyorum ya. Lan coğrafya bu yüzden kader işte arkadaş, kim böyle bir ülkede doğmak ister ki? Bakar mısın? Yani pislik içinde duruyor demeyeceğim. Bildiğin ayakkabı yok ya. Yani ne bileyim, insan bir şey de diyemiyor ya. Dünyanın 21. yüzyılın 2022'sinde hala bu şekilde yaşayan insanların olduğunu bilmek gerçekten çok sinir bozucu ve can sıkıcı. İnanılmaz şekilde can sıkıcı. Bir de sömürgeden dolayı böyle olduklarını bilmek de ekstra birilerine karşı nefret uyandırıyor. Afrika dostlar ilk insanlığın çıkış yeri. Çıkış yerlerinden bir tanesi demiyorum bak, çıkış yeri direkt olarak. Yani aslında çok zengin bir coğrafyaya sahip. Ama işte sömürgeden dolayı bu kadar fakirleşmiş birçok ülke. Afrika bölgesindeki çok zengin yerler de var bu arada Afrika'da, aşırı şekilde altın kaplama Lamborghini'lere, işte ne bileyim full altın kaplama evlere falan, evlerde falan oturanlar var. $1 yaklaşık 2000 Burundi frankına denk gelmekte. Ama bu fiyata dolar almak neredeyse imkansız. Kara borsadan tedarik ediliyor ve $1 yaklaşık 3000 Burundi frankına dönüştürülüyor. Buna göre en değerli banknotları olan 10.000 frank yaklaşık $3.3 ediyor. Günümüzdeki teknolojiden yoksun olan Burundi'de diğer ülkelerde var olan meslek grupları bulunmaz. Polisler veya marangozlar da dahil toplumun çeşitli sınıflarını oluşturan meslek sahipleriyle röportaj yapmak için yola çıktık. Burundi'de bisikleti olan bir kişi meslek sahibi sayılmakta. Bu kişiler çiftçilerden çıkan ürünleri pazarlara taşıyarak hayata tutunmaya çalışıyorlar. How far does he carry this load? One ton they might... Nasıl ya? Go and get back around 9 hours. They went at 4 a.m. They are barefoot. They don't feel safe in their feet. In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately 90 cents. They earn good then compared to the other guys. Yeah, but they work hard. Imagine riding from one province to another. 32 kilometre bisiklet. Lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. Vergi mi ödüyorlar? Hani neyin vergisini ödüyorlar lan? Para mı kazanıyorlar? Vergi versinler. Ne yapsınlar? Yalın ayaklar, paramparça kıyafetler. Günlük 90 sent kazanarak çok çocuklu bir aileye bakmak zorunda olan bu bisikletliler her gün 10-12 saat boyunca bazen şehirler arası 100-150 kilometre yol kat ederek hayatlarını tehlikeye atıyorlar. 200 kilogramlık yük bisikletleri saatte 70-80 kilometre hızla aşağı itmekte. Aniden çıkan yayalara, araçlara veya virajlara karşı frenlerin yükü tutmaması, lastiklerin patlaması korkunç bir sona yol açabilir. Bisikletlerini yokuş yukarı iten insanlar verdikleri bu yaşam mücadelesinde enerjilerinden ve zamanlarından tasarruf etmek için yoldan geçen kamyonların arkasına tutunur. Bazı bisikletliler ise tutunacak yer bulamayınca öndeki bisiklete asılır ve kazalar kaçınılmaz olabilir. Karayolları yönetimine göre Burundi'de 12.000 kilometre civarı yol mevcuttur. Fakat bunun sadece %14'lük kısmı asfalt ile kaplıdır. AK Parti bunu beğendi diye bir espri yapmak sonra oluşmuş çamur birikintisinde bisikletlerini yıkayan insanlar var. Bazı insanlar yağmurda ıslanan kıyafetlerini bir evleri olmadığı için sokaktaki elektrik direğinde kurutuyorlar. Abi yayına yeni geldim, daha önce söylediysen bilmiyorum ama neden fakir insanlar en az 8-10 çocuk yapıyor? Kanka içgüdüsel bir şey, soyun devamlılığı için yapıyorlar. Hani soyumuz devam etsin bitmesin diye, tamamen içgüdüsel ya da işte aralarından bir tanesi zengin olur da aileyi kurtarır diye. İnsanların bir durağı burası, yemek yeme durakları. Karayollarındayız. What is that? This is sweet potato. 0.03 dolar. Bir kuruş falan mı yapıyor? Ne yapıyor arkadaş? 0.03. How much does she earn per month? 1,5 dolar mı? Ya şaka mı bu abi? The husband abandoned her. Does she have any children who passed away? Yeah, one kid. 3 years. One egg is 500. The benefit for one egg is 100. How much is one bowl? One plate is 500. They earn 2,000 per day. So they use 1,000 for food. They save 1,000 to pay the rent at the end of the month. Enerji alabilecekleri besin kaynakları kısıtlı olduğu için genelde karbonhidrat işte ya, bulgur, patates gibi şeyler. Genellikle ya da işte kuru baklagiller, nohut, fasulye falandır. Patates ve fasulye tüketiyorlar. Evet. Dilencilik çok yaygın. Küçük yaşlardan itibaren bir işe sahip olsun ya da olmasın, kimi insanlar yabancı görür görmez yardım istiyorlar. Bu arabamız bozulup duruyor. Bozuldukça insanlar etrafımıza üşüyor ve para istiyorlar. Arabanın önünden çekilmiyorlar para vermeden, fark ettiyseniz. Bundan yıllar önce bir takipçimle tanışmıştım. Kendisi düzenli şey okuyordu. Uçakla alakalı bir bölüm okuyordu. Sürekli Afrika'ya gidip işte su kuyusu falan açtırıyorlarmış. Bayağı gitmeyi seviyormuş Afrika'ya. Defalarca başına silah dayamışlar. Buralar genelde tehlikeli yerler oluyor bu arada dostlar. Bayağı tehlikeli. Çünkü insanların kaybedecek bir şey olmadığı için... Yani vurulma ihtimaliniz de çok yüksek, ölme ihtimaliniz de çok yüksek orada. Defalarca silah çekmişler onu söylediğine göre. Ağaç tarafı. Korkutamazsınız yani herhangi bir şeyle. Niye ki? Niyesi yok kanka yani. Kötü, her yerde kötü insan olduğu gibi Afrika'da da var tabii ki. Elbette geneli öyle değil zaten. Apayrı bir konu da ama kötü insanlar orada da var. Kaybedecek bir şey yok çünkü. Cebindeki bütün parayı almaya çalışıyor. Ayda 15 dolar kazanıyorlar dostlar. Senden 100 dolar koparsa, 200 dolar koparsa mesela, örnek veriyorum sadece. 1-2 yıl çalışacağı parayı kazanmış olacak. Tarafından önlenmiş, yoksa tamamen uçuyormuş araç. Oh my. Bir bisiklete dahi olmayanlar ise günde 50 sent kazanmak için kafalarında taşıdığı muz veya diğer yükleri kilometrelerce gece gündüz demeden bazen yalın ayak yürüyerek köylerden şehirlere ulaştırıyorlar. Yürüyerek şehir değiştiren bu yaşamlar bedenlerini ve sağlıklarını bu yollarda tüketiyorlar. Son durakları olan Bujumbura kent pazarındaki çoğu ürün çiftçiden direkt olarak satılır. Çünkü işlem görebilmesi ya da paketlenebilmesi için yeterli teknoloji yok. Oo. You know, these are the people who transport for other people. Uh-huh. Like for this one, you can get 1,000. Really? Yeah. Ülkenin en büyük alışveriş merkezi olan bu pazarda gıda haricinde pek bir şey bulunmuyor. Buraya kotebu diyorlar. İnsanlar kamerayı çok sevmiyorlar, alışık değiller. Her yerde insanlar var. 135 bin nüfusuyla ülkenin ikinci büyük şehri ve başkenti olan Gitega'ya doğru yola çıktık. China, yes. China. If we can take a limited time, not more than 5 minutes. Yeah. So that. Kapak fotoğrafında şeyi gördüm. Satılık 4 tane çocuk falan yazmış Ruhi. Onu merak ediyorum. Ülkenin her köşesine politik türbülans hakim. Şoförümüz polis çevirmelerinden rahat geçebilmek için bugün ceket giydi ve ön konsolda bir İncil bulunduruyor. Burada polis çevirmeleri karşıdan karşıya gerdirilen bir iple başlıyor. Rehberimizin söylediğine göre bu kişiler iktidar partisinin gençlik kollarından da yol keserek kimlik kontrolü yapıyorlar. Bir polis çevirmesinde şoförümüz belgeleri ibraz ettikten sonra polisler ön camdaki çatlak nedeniyle arabayı çekeceklerini söylüyorlar. O ise gayet normal bir şekilde 10.000 Burundi franklık, yani yaklaşık 3.3 dolarlık bir rüşvet vererek polislerle anlaşıyor. İşte fakirlik oldun mu her şeyi parayla halledebiliyorsun. Çocuk bile satın alabiliyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Millet çocuğunu satıyor ya. Akira. He sold the goods. How much does he earn a month? I think we should help him. I want to say something. Thank you. This is the investment you give me. I will buy 2 wood so that my job continues. How much does he earn per month? $10. And he carries people. Motor taxi. Bir devlet memuru olan polislerin rüşvet almadıklarında nasıl geçindiklerini görmek için onlardan birini arabaya aldık. How much does a post officer earn a month? It is around $14. But you know, they also get revenue from, you know, unofficial pays, bribe money. They just get their money to drink beer. They don't get a lot. Nasıl sadece bira içmeye ya? 3 dolar para aldın demin rüşvet ya. Valla aylık geliri zaten insanların 15 dolar. How many hours do they work per day? Şoförümüz başbakan ve konvoyu geçerken aracı kenara çekti. Burada saygıdan dolayı konvoy geçişlerinde hareket etmenin yasak olduğunu söylüyor. Aile reisinin aylık ortalama 50.000 Burundi frankı kazandığı 8 kişilik bir ailenin bir ay boyunca tüketeceği bir ihtiyaç listesi düşünün. 1 litre süt 5.500, 1 litre ayçiçek yağı 9.000, 170 mililitre şampuan 8.000, 1 kilogram şeker 8.500. Tamam işte 4 tane şeker aldığında aylık gelirin gidiyor zaten. 1 litre su bile 1500. Daha sebze veya et ürünlerinin eklenmediği bu liste bile bir ailenin alım gücünün çok üstünde. Bir çikolata 2500, bir bisküvi 2000, bir Red Bull 6500. 750 gram çikolatalı fındık ezmesi 18000, 1 litre zeytinyağı 29000. Bir tane zeytinyağı alıyorsun işte 30 gün boyunca çalışıyorsun, bir tane zeytinyağı alıyorsun. Gördüğünüz gibi etleri herhangi bir buzdolabında veya dondurucuya saklamak gibi durumları yok. Çok ne eti acaba çok merak ediyorum ya. Kedi köpek olma ihtimali çok yüksek. 4,000. Ortalama bir Burundili'nin ortalama bir ABD vatandaşının aldığı bir yıllık maaşın tamamını elde edebilmesi için hiçbir harcama yapmadan yaklaşık 230 yıl çalışması gerekmekte. İnsanlar her şeyi kas gücüyle yapmaya çalışıyorlar. Bu gördüğünüz tuğlaları ayıklayıp yukarı... Nasıl ya? Yukarıya doğru fırlatacak. Yeni bir evin yapımında kullanılacak olan bu tuğlalar herhangi bir pişirilme işlemine girmeden çamurumsu bir karışımdan oluşturulup güneşte kurutuluyor. Hemen 100 metre ileride sokak ortasında bir adam muhtemelen açlıktan bitkin düşüp bayılıyor. İki kolu da olmayan bu çocuğun kardeşini taşıması ise yüreklerimizi burkuyor. 20'li 25'li yaşlarına gelince nasıl bir iş yaparak hayatta kalacağını merak etmeden geçemiyoruz. Bir okuldayız. Bu çocuklar Fransızca'da öğrendikleri 6 senelik zorunlu eğitimlerinin ardından büyük olasılıkla okula devam etmek yerine çalıştırılacaklar. Ülkede öğrencilerin yalnızca %32'si ortaokul eğitimlerini tamamlayabilmekte. Nüfusun sadece %1'inden azı üniversite eğitimine devam ederken ülkedeki tek devlet üniversitesi Bujumbura Devlet Üniversitesi'dir. What are the dreams of the students? They believe that attending the school to become great people. What they want to become. Yani zenginden kasıt ne? Bu ülkede zengin sayılmak için $20 kazanman yetiyordur herhalde. Hadi $50 olsun ya. Okumalarının muhtemelen en büyük sebeplerinden bir tanesi dostlar, kendilerini okulda ne kadar geliştirebiliyorlarsa artık bir şekilde başka ülkeye kaçmak ya. Okulundan geri dönen çocukları görüyorsunuz. How long do they walk? He walked for an hour. Kids just... What about the other one? 30 minutes. 30 minutes. There are some who go for 2 hours. Just to go home. 2 hours. Yes. Bir çantası olmayanlarsa defterlerini ve kitaplarını çamaşırlarına sıkıştırarak taşıyorlar. Yoldan geçerken gördüğümüz beyaza bulanmış bu gençler kökünde bol miktarda nişasta bulunduran manyok ununu üretiyor. So you see this is the flowers for cassava. We have what we call ugali. Ugali is cassava bread. Demek manyok ekmeği ne ya? Bread out of this. Yeah, out of this. They earn per month less than 20,000 Burundian francs. Is less than $10. How many hours do they work? Where do they stay? Mubahi. Yes. Yes. They sleep here. Quanta igura? 30,000 $30,000. Bir ay çalışıp o balığı mı alıyorsun? Evet, marangoza geldik. He's the one who is making these doors, cupboards and something else. Birçok şey çok pahalı bu arada, fark ettiniz mi? Zeytinyağı falan $10'da. Balık $10. Türk lirasına vursanız da çok pahalı yani. Evet, sıradan bir trafikte durduk. Seyyar satıcılar etrafımızı sardı. The two of them, I buy for 2,000. How much is a piece? A piece is 1,000. 30 cent ya. Produce palm oil. Çekirdekleri makineye atıyor. Palm ya. O Nutella'nın içindeki yağ buradan geliyor işte dostlar. Özellikle Nutella diyorum çünkü %80'i palm yağı diye hatırlıyorum. Yağları ayırıyorlar, bu havuzlara koyuyorlar, tekrar kaynatıyorlar. Hem yiyeceklerde hem de sabun yapımında görüyoruz bunu. Burada aynı zamanda çikolata yapımında kullanılıyor. Dükkan sahiplerinin bütçeleri profesyonel reklam için yeterli olmadığından yerli ressamlardan yardım alınıyor. Tabelalar yerine markayı tanıtan resimler görüyoruz. Ülkede en temel ihtiyaçlar tüm kontrolü elinde tutan tekelleşmiş firmaların elinde. Şeker, kahve veya çimento üreten sadece birer şirket var ve bu fabrikaların etrafı 3-4 metrelik duvarlarla çevrili. Halkın çoğunluğu kırsal alanlarda yaşadığından ortalama refahı görmek için şehirlerden çıkıp köylere yolculuk ediyor. Durumları daha da kötü olan köylülerin yükünü bir nebze azaltmak için alışverişteyiz. 30 kişinin yiyeceği yemeği sadece 45.000 franka almış olacağız. Ülkede cumartesi günleri halk temizliği günü. Nasıl ya? Hükümetin teşviğiyle Burundililer bugünlerde sokakları süpürüyor, şehirleri temizliyor. Bujumbura'nın hemen dışındaki şehir mezarlığında sınıf ayrımının yaşamdan sonra bile devam ettiği tüm çark... Çok merak ettim. Acaba ülkenin Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı her neyse işte acaba ne kadar para kazanıyor? Lüks yaşıyor mudur ya acaba? Dur lan bir bakayım, belki internette yazıyorlardır. Ya yaşıyorsa diyecek hiçbir şey yok. Ne oldu? Yayındayım. Ha tamam. Ha kuzen aramış da kız kardeşimi. Gelip Beni gösteriyorlar. Yayındayız arkadaşım. Saygı biraz ya. Burundi Başbakanı. Kimmiş? Ya umarım boynundaki altın değildir. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaş. Yani bilmiyorum. Yapıcılığıyla karşımıza çıkıyor. Arkamda bir zengin mezarını görüyorsunuz. Kimse bu sınıra geçemiyor. Bu alanı özel satın almış bu hanımefendi. Bu gördüğünüz orta sınıf insanların mezarlığı. İleride ise fakir insanların mezarları var. Şu an bizi durdurdular. Polisler bizi götürüyor. Burada video çekmemizin yasak olduğunu, hapse gidebileceğimizi söylüyor. Cebimizdeki 50 doları kendi cebine koyduktan sonra pasaportumuzu geri vererek uzaklaşıyor. Polisi... 50 dolar. 50 dolar almış dostlar polis Ruhi'den. 50 dolar. 3 aylık maaşını almış lan. Bizi Gitega hapishanesine atma tehdidinden sadece bir hafta sonra 7 Aralık Şaka 2021 yapıyorsun. Tarihinde bu hapishanede bir yangın çıktı ve 38 mahkum ateşlerin içinde can verdi. Anladınız mı hani videonun yayının başında söylediğimi? 15-20 dakika önce. Çok tehlikeli aslında böyle ülkeler bu arada. Dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Fakirlik arttıkça dostlar suç oranı her zaman çok artar. Yani buralara hani yarın bir gün heves edip şey demeyin hani ha gideyim tek başıma bir hem yardımcı olurum insanlara falan diye. Elbette güzel şeyler bunlar ama çok tehlikeli yerler. İstatistiklere göre Burundi yangın kaynaklı can kayıplarında dünyanın en kötü 3. ülkesi. How old is she? This is like so small, you know? Yeah. And there are a bunch of mosquitoes here. Many mosquitoes here. And these are leftover food. Yeah. Where does she sleep? It is here. She puts something here. Yeah, from this side to this side. Yeah. With her 4 children. Her husband died, and 3 other children died, so she remains with one boy. Can she survive with the money that she gets from begging? In fact, she begs food, not money. So like... Ulan Burundi'nin dilencileri bile bizimkilerden yine daha iyi en azından bu konuda ya. Bizimkiler para istiyor. Yemek alayım diyorsun ya abi para ver. These are the stuff that she got from begging, right? Yes. There's some corn over there and some banana there. So this is her food for today. Just enough, yeah. Let's give one more. More? Yeah. Alright. Okay now. How old is he? No, he doesn't know yet. He doesn't know how old he is. He doesn't know. This is where he sleeps? Yes. And where he cooks? Yeah, it is the same place. So these are his entire clothes? These are his clothes. Burada yemeklerini yapıyor. Gördüğünüz gibi odunları var. Bazı çömlekler görüyorsunuz. Tek bir ayakkabısı var. Kıyafetleri bu kadar. Bir dolabı yok. Burada işte insanların dolaplarında kaç tane kıyafet vardır diye kendimizi hazırlıyorduk sormaya. Fakat buradaki insanların bazılarının dolapları dahi yok. Kıyafetlerini böyle ortaya atıyorlar. Burası bu insanın yaşam alanı. This is his son. What does he do for a living? He brings food for cows. Still does he have bicycle? No, he carries. He went to begging. İşte bu barınak dünyanın en fakir ülkesindeki en fakir insanın evi olabilir. Diğer ülkelerde bu alanları köylüler hayvanları için kullanır. Ama burada insanlar buna muhtaç. Dilencilikle hayatını geçindiren bir kadının evini görüyorsunuz. Hepsi bu kadarcık bir alanda yaşamaya çalışıyorlar. Yağmur yağdıklarında ıslanmak. Yaşamaya çalışmak değil ya resmen ölmeyi bekliyorlar burada. Bunlar bir çareleri yok. Tek göz oda deriz ya. Burada oda yok. Oda değil çünkü bu. Gördüğünüz gibi duvarlarda zaten delikler var. Evin duvarlarının üzerinde çuvallar var. Bazı kazıkları çakmışlar. Bunları çuvallarla, poşetlerle bir araya getirmişler. Çalı çırpı ne buldularsa eklemişler. Zaten birçok insan burada hayatını kaybediyor. Açlıktan, susuzluktan, hastalıklardan. Hayatta kalanlar da böyle yaşamaya muhtaç. Sağ ol. How many kids do people usually have? Six. So how many kids does she have? Like... So she's not sure of kids. Dostlar internette ne yazdığını bilmiyorum. Devlet başkanının ne kadar aldığını geçelim o konuya. How many they are? She doesn't know. She thinks they were six because they all went away. She doesn't know. Does she sell what she cultivates? No, we just cultivate for eating. Burada insanlar para kazanmaya çalışmayı bırakmışlar. Ülkede ekonomi altyapısı yeterli olmadığından para kullanmak yerine yetiştirdiklerini takas ederek alışveriş yapıyorlar. Does she know in which year resmen 3-4 bin yıl öncesine dönmüşler ya. We are at. Murazi umaka turim. Goya. She don't know. They don't even the young person. No. They don't even carry money, right? They don't even aware of the currencies. You said they don't even have information or what is happening. Their job is to cultivate and eat what they cultivate. Çok şeye girmiş mısırları görüyorsunuz. Burada toprağın adası bırakmak diye bir şey yok. Çiftçiler beklemiyor toprağın dinlenmesi. Dostlar bir saniye kapıyı açıyorum. Ben burada tir tir titriyorum şu an soğuktan. Klima diğer odada açık, bu odaya da gelsin. Öleceğim yoksa. Sevgi klimayı kısma, buraya da gelsin. Of. Direkt yenisini ekliyorlar çünkü çok açlar, eskilerini satmak zorundalar. Belki bu mısırlar normalde yetişeceği süreden 2 kat daha yavaş yetişiyor. Verimsizleşiyor tabii toprakları. Bu tarz faktörlerde bunların açlığına açlık katıyor. This is his wife. Let's see together. Soğuk seviyorum da. Hiçbir ailenin yanındayız. Do they have sadece kids? Seviyorum they yani. Aynı şey. Easy. Where's the kid? On the back. Can you show? Ha. Beautiful, ha? Çok soğuk. Samuel 16 yaşında, okula hiç gitmemiş ve şimdiden 3 kişilik bir aileye bakıyor. Tuvaletleri yok zaten, dışarıya tuvaletlerini yapıyorlar. Burası mutfak alanı. Burayı yemek yapmak için kullanıyorlar. Bu suyu yemekte kullanıyorlar. Oo, şaka mı abi ya? Sadece bu üstündeki kıyafetleri varmış. Bir tane daha kıyafet olduğunu söylüyor. Onu dua etmeye gittiğinde giyiyormuş. Yani ibadetlerinde giyiyor. What is his religion? Christian. Bilinen resmi verilere göre ülkede kadın nüfusunun %20'si daha 18 yaşına gelmeden evlendirilmekte. Çocukları bereket olarak gören Burundililer kadın başına ortalama 5.5 çocuk yapıyorlar. Abla neden bereket olarak görüyorsunuz be? Ne bileyim içgüdüsel falan dedim yayının ortalarında hani vesaire. Belki bir altyapıları vardır bunun da. Bir önceki kuşaktan bazı erkeklerin birden fazla kadından 25-30 adet çocuğunun olmasına da rastlanıyor. Proteinin yeterli tüketilmediği Burundi, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada nüfusa oranla en az et tüketen 3. ülke. En az et yiyen ülkelerden ikincisi Hindistan, birincisi ise Bangladeş'tir ve bu iki ülke vejeteryanlığın yaygın olduğu mutfak kültürüne sahiptir. Yine aynı rapora göre kişi başına günlük ortalama sadece 14 gram... Ya çık oradan... Papi çık oradan. Sen niye bugün bu kadar yaramazsın ya? Ha? Gider misin? Tam burada dur. Kafamın üstünde dur. Tam burada dur. Orada dur. Et düşmekte ve et tüketimi toplam besin tüketiminin sadece %2'sini oluşturmakta. Tüketmeleri gereken demir, A vitamini, iyot, çinko gibi önemli besin kaynaklarındaki yetersizlik, IQ kaybına ve fiziksel büyüme ve gelişim eksikliğine neden olurken kansızlıkta yaygındır. Dünya Gıda Programı'nın analizlerine göre her 5 çocuktan biri bu nedenlerden dolayı 5 yaşına gelmeden hayatını kaybetmekte. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Burundi'de her 35 bin insana yalnızca bir doktor düşmekte. Burada yaklaşık 2 milyon kişi hayatında hiç hastaneye gitmemiştir. Şimdi yokuş aşağıya gidiyoruz, dönüş yolundayız. Şoförümüz bir elini yetverinde tutuyor çünkü yokuş aşağı ilerlerken frenimizin tutmama ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Çok tehlikeli bir yoldan geçiyoruz şu an. Frenleri tam tutmayan bir arabayla geç saatlere kadar yol aldıktan sonra benzin için durduk. Petrol fiyatları uzun bir kuyruk bekledikten sonra litre başına 80 sent yani 2400 frank. Bugün kalabalığın da etkisiyle şehirde bir kaos havası hakim. Ulaşım için tek bir bisikleti kullanan 4 kişilik aile, pazar günü kilise ayinine katılmak amacıyla yolda. Halkın en kolay sosyalleştiği aktivitelerden biri olan kiliselerdeki pazar günü ayinindeyiz. Nüfusun yaklaşık olarak %84'ü Hristiyan, %84. Oo. Ben Müslüman sayısı da bayağı bir fazladır diye düşündüm de. Azınlık Müslümanlar ülkede. Diğer 14 %84. 2,5 Müslüman. Geri kalan ise eski dini inançlarında yer alan. Ya Türkiye'nin biraz daha fakir. Saçmalamayın dostlar, o kadar da değil ya. Tamam, ekonomimiz çok mükemmel değil de. Neyle neyi kıyaslıyorsunuz? Manyak mısınız ya? Bir tanrıçaya inanır veya hiçbir dine inanmaz. Geleneksel Burundi müziğini dinleyeceksiniz. Aynı zamanda dans edecekler. Kendi dilleri Kirundici'den oluşan bu naralar bir zamanlar düşmanı çarpışmaya çağırıyordu. Burundi Krallığı 1890 yılında Alman Doğu Afrika'sının bir parçası haline gelmiş ve Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından Belçika'ya devredilmişti. Varlığını tüm alanlarda keskin bir şekilde hissettiren Belçika yönetimi 1933 yılından itibaren soy ayrımını devreye almış, halka kimlik kartlarını belirlenen dış özelliklere göre dağıtarak yapay olarak farklı sınıflar yaratmıştı. Peki bunu yapan Belçika'nın şu anda çikolatalarının ünlü olması... İkiyüzlülüğü. Şu anda Belçika çikolatasını biliyorsunuzdur dostlar. Dünyanın en ünlü çikolataları Belçika'da üretiliyor, yapılıyor, satılıyor. Ve insanlar deli gibi çikolata tüketiyorlar Belçika'da. Ve bunları Afrika'dan alıyorlar. Afrika'daki kakao üreticilerinden alıyorlar. Demografik yapısı itibariyle nüfusun yaklaşık %85'i, %14'ü ve geri kalan %1'lik kısmı farklı soylardan oluşmaktadır. The one who brought independence, he was killed here while he was in the meeting of independence. He was killed by Belgium. Do people here hate Belgium because Belgium has, you know? No, we don't hate them because first of all they educated us. We use their educational system. Everything officials, we copy Belgium. And that's why we even speak French. They are our colonizer and we take them as our tutor. 1 Temmuz 19... Onları eğitmenlerimiz gibi görüyoruz dedi ya. Şaka gibi ya. Hayvan muamelesi yapmışlar yüzyıllardır. İnsanlar bile artık içten içe böyle bir psikolojiye girmiş. 1962 tarihine kadar süren Belçika istismarı resmi kayıtlarda sona ermiş ve Burundi bağımsızlığını ilan etmiş olsa da bu dönemde çıkarlar için halkın kabile kökenini gösteren bir kimlik kartı taşıması zorunlu hale getirilmiş. 2005 yılına kadar uzanan bu anlaşmazlık yaklaşık 300.000 Burundilinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Belçikalılar Hristiyanlığı da getirdikleri için halk kendilerini şanslı sayıyor. Meşhur bir Afrika atasözü, beyaz adam geldiğinde bizim topraklarımız, onların ellerinde İncil vardı. İncil'i verip bizi uyuttular. Gözlerimizi açtığımızda İncil bizim elimizde, topraklarımız onların elindeydi demişti. Geçmişte yaşanmış tatsız olaylarda veya AIDS gibi nedenlerle anne babalarını kaybeden çocukların yanı sıra ekonomik iktidarsızlık nedeniyle birçok aile çocuklarını sokağa terk etmekte. SOS Children's Village kuruluşuna göre günümüzde ülkedeki yetim çocuk nüfusu 610.000'dir. Genç veya yaşlı ülkedeki herkesin toplam nüfusunun %5'i. Ülkedeki bu 610.000 kişilik kimsesiz çocuk nüfusunun çoğu çalıştırılıyor, önemli bir kısmı uygunsuz işçiliklerde kullanılıyor, bazılarının ise alınıp satıldığı durumlar oluyor. Bu yılın verilerine göre dünyanın en az internet erişimine sahip 4. ülkesi olan Burundi'de halkın yalnızca %13'ü internet kullanabiliyor. Yaşanmış tüm çok garip değil mi ya? Halkın %7'si demişti Ruhi Çenet, %7.6'sı elektriğe ulaşabiliyor demişti. %13'ü internet kullanıyormuş. İnternete ulaşmak daha mı kolay? olumsuzluklara rağmen ülkenin mottosu birlik, çalışma ve kalkınmadır. Bayrağındaki kırmızı renk özgürlük adına verilen mücadeleyi, yeşil geleceğe olan umudu ve beyaz ise barışı temsil etmektedir. Ortadaki 3 yıldız ülkede yaşayan toplulukları simgeliyor. Halkın toplu aktivitelerinden birisi son zamanlarda ayaklanmaları tetiklememesi için yasaklansa da izin alarak yaptıkları koşulardır. En yaygın spor dalı ise futbol. Buradaki bazı gençlerin hayali yurt dışındaki bir kulübe transfer olabilmek. Öte yandan sporcu vizesi alıp Avrupa'ya müsabakaya gidip dönmeyenlerin listesi ise bir hayli uzun. Benzer bir olay 2011 yılında Senegalli bir kulübün tüm oyuncularının müsabaka için gittikleri Paris'te maça çıkmayıp Fransa'ya kaçak bir şekilde dağılmalarıyla yaşanmıştı. Şaka gibi ya. Futbolcular başka bir ülkeye gidiyor maça çıkmak için, ülkeden geri ülkelerine geri dönmüyorlar. Dünya üzerindeki ikinci en derin gölün yanındayız. Gördüğünüz gibi çöpler var. İnsanlar pazarları buraya yüzmeye geliyorlarmış. Çok ideal değil ama aynı zamanda burada büyük timsahların olduğunu da söylüyorlar. Tanganyika Gölü'nün kıyısındaki kasabalar balıkçılıkla ilgilenmekte. Merkeze birkaç kilometre uzakta bulunan ve ülkenin en popüler plajı olan Saga plajı, daha birkaç 10 yıl öncesine kadar yaklaşık 300 insanı yediği düşünülen ve 1 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen Gustav adındaki bir timsaha ev sahipliği yapıyordu. İnsan avlamayı çok seven Gustav, bazen yakaladığı kişileri yemiyor, sonlandırdığı hayatların bedenlerini su yüzüne bırakıyordu. Gustav 12 meters. Oh. It's used to eat a lot of people. Bunlara bato deniyormuş. Bu gördüğünüz kayıklara. Bunun içine giriyorlar. Tabuta da benziyor biraz. Bununla açılıyorlar. Son derece ilkel olduğunu görüyorsunuz. Su aldığı yerler var. Bazıları yamalı. One guy catches around 30 feet. Yes. How much does he earn per month? They earn more than 100 a month. People who fish, they actually earn a lot of money. Why does not more people join them? Some people think that maybe they are not skilled enough. Are there any crocodiles in this lake? Çok fazla vahşi hayvan da var ya. Eğriyor. Yeah, they are crocodiles. This is the size. This is the size. Ben de futbolcu olacağım aynı takım. Manyak mısın kanka? Gerçekten ya, gelecek planına sıçayım ya. An average crocodile. Yeah. Are there any people who lost their lives when fishing? None. So they lost their lives falling and it is deep. Tecrübeli balıkçılar su yüzüne çıkan baloncuklarla tehlikenin yerini tayin edebiliyorlar. İnsan tadını bilen timsahlar suyun içinde. Balıkçıları kayık üzerinden de hedef alabiliyor. İnsanlar hayatlarını zor yollardan geçindiriyorlar. Biz onların hayatlarında küçük bir pencereden bakacağız. Göle açılıyoruz. Ruhi'deki de çok iyi cesaret ya. Bugüne kadar yani öyle yerlere gitti ki. Adam balık tutacak. Balık çok önemli burada. Gördüğünüz gibi kayığımız su almaya başladı. Zaten bu suları her defasında boşaltıyorlar. Belki haftalardır burada duracak olsa tamamen suyun altında kalacak. Zor. Yani bu insanlar tamamen rutin haline getirmiş durumlar. Bunların sularını tahliye edilmesi çok önemli. Burada çok fazla timsah olduğunu söylediler bize. Küçük çocuklar dahi bu tarzdaki bir hayata adapte olmuşlar. Onlar için sıradan bir gün bu. Hayatlarını böyle kazanıyor bu insanlar. Yaşam işte Burundi'de bu kadar zor. Çok büyük bir öneme sahip olan Tanganyika Gölü çok bilinmese de dünyadaki tatlı su rezervlerinin yaklaşık %16'sına sahiptir. Aynı zamanda dünya üzerindeki en derin ikinci göl ünvanını elinde bulundurur. %16'lık bu tatlı su hacmiyle içme suyu sıkıntısının insanoğlunun kapısında olduğu günümüzde önümüzdeki birkaç 10 yılda ciddi anlamda suistimal edilebilir. Burundi... Evet, orayı da alalım anasını satayım. Biz suları var zaten, tamam mı? Biz su içebiliyorlar. Dünyanın en büyük ikinci gölü oradaymış ya, tatlı su gölü. Onu da alalım anasını satayım. Çin'in başlıca yurt dışına sattığı ürünler kahve, çay, pamuk, patates, fasulye, manyok, mısır ve muzdur. Bu ürünleri ithal eden ülkelerse Belçika, Çin, Uganda, Kenya, Suudi Arabistan ve Hindistan. Burundi ekvatora yakın bir konumda olsa da rakımın fazla olması nedeniyle hafif nemli bir iklime sahip. Yıl boyunca ortalama sıcaklık çok değişmeyip 24 santigrat derece civarındadır. Eylül, Kasım ve Şubat-Mayıs ayları arasında olmak üzere yılda 2 defa yağmur sezonu yaşanır. Dağlık arazisi ve artan ağaç kesimleri ülkeyi sel felaketine karşı savunmasız hale getirirken, son yıllarda artan seller nedeniyle birçok Burundilinin evi yıkılmış ve geçim kaynağı olan tarım alanları yok olmuştu. Gatumba şehrinde halk Nisan 2020'de yaşanan sel nedeniyle eşyalarının %90'ını kaybetmişti. Ülke her geçen yıl yapraklarını kaybeden bir ağaç gibi. İnsanlar baharın gelişini umuyorlar. Ancak insanlık dünyanın kalbinde bir türlü sorunların içinden çıkamamıştır. Bu belgeselde dünyanın en fakir ülkesini ve en fakir insanlarını tanıdık. Açlığa alışmış bir toplumun çaresizliğine tanıklık ettik. Bir sonraki durağımız olan Uganda'da hepimizi büyük bir sürpriz bekliyor. Kaçırmamak için mutlaka abone olun. Hoşçakalın. Ben Ruhi Çenet. Mükemmel videodu. Çok üzücü ya. Ay ay. Dostlar kusura bakmayın. Klimanın önünde uyuyakalmışım. Başım çatlayacak şu anda. Yani gözlerim yuvalarından